Trebolu 42 Çay. Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Trebolu 42 Çay'ın sunduğu Fenerbahçe gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Diyoruz değişik değişik çayları sizlere sunmaya gayret ediyorum. Gerçekten de her biri farklı bir keyif veriyor çay içerken. Deniyorum, sonra size öneriyorum. İşte o çaylardan biri Trebolu 42 Çay'ın özel ürünlerinden siyah çay. Evet, çay dedikten sonra sizler çaylarınızı yudumlarken ben de size haberleri iletmeye çalışayım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Tabii ki Fenerbahçe'nin gündeminde bir numaralı madde ne derseniz Saint-Gilloise maçı. Çünkü Saint-Gilloise maçı Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yolunu uzatabilecek bir maç, yani o yolda devam etmesini sağlayacak bir karşılaşma. Saint-Gilloise ile ilgili artık bugün çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Bir başlıkları söyleyeceğim ve bir iki tane küçük not söyleyeceğim. İngiltere'de gündem iki tane Fenerbahçeli üzerinde. Kimler bunlar, ondan bahsedeceğim. Jesus'un prensi transferinde gözdesi oldu. Kış transfer döneminde olmadı, yazın yeniden gelecekler, üstelik ciddi bir parayla. Kim için, ondan bahsedeceğiz. Fenerbahçe'de Saint-Gilloise maçı öncesi 6 eksik var. 3'ü sakatlıktan, 3'ü listede olmadığı için. Diyebiliriz ki bu iki oyuncuya dikkat etmemiz gerekiyor Saint-Gilloise'da. Ve Fenerbahçeli oyuncu gerçekten çok iddialı bir konuşmayla meydan okudu diyebiliriz. Şimdi o başlıkların altlarını dolduracağız. Şimdi dedik ki Saint-Gilloise maçından biraz bahsedelim. Çok fazla yoğun bahsetmeyeceğim. Tempolu bir takım, genç bir takım, enerjisi var, ikili mücadeleleri yüksek. Önemli oyuncuları da var, bireysel becerili. Belçika ligini force eden, o ligi süpüren bir takım. Bütün bunları zaten günlerdir sizlerle paylaşıyoruz. Ama bir küçük not olarak söyleyelim. Cameron Poartes 1, Amuro 2. Bu iki oyuncuya çok, Muhammed Amuro, iki oyuncuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin tur için bu iki oyuncuyu gözden kaçırmaması gerekiyor. Tabii ki savunmada üçlü savunma yapıyorlar. Türkiye'de pek üçlü savunma oynanmadığı için bu üçlü savunmaya karşı nasıl oynamamız gerektiği konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Onu da söylemem gerekiyor. 3-4-1-2 ya da klasik 3-5-2 olarak oynuyorlar. Nilsson uzun oyuncuları, o indiriyor. Amuro'ya çok dikkat etmemiz lazım. O da bitiriciliğini konuşturuyor. Bu arada ikisinin de çok sayıda golleri var. Onu özellikle söyleyeyim. Artık çok detayına girmek istemiyorum. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Bu maçla ilgili İsmail Kartal'la sorulan bir soru üzerine şu cümleyi kullandı. Süper Ligi mi yoksa Konferans Ligi'ni mi istersiniz denildiğinde ikisini birden isterim dedi ve Konferans Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz dedi. Sakat oyuncular İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Bekao. Bu arada Bekao'dan da olumsuz bir haber geldi. 10 gün olmayacağı konusunda Ciku döndü, o yok. Şimdi kadrodan da bahsedeceğim size. Bu oyuncuların tedavilerinin devam ettiğini, Mert Müldür, Serdar Dursun ve Serdar Aziz'in de listede olmadığını vurgulamak isterim. Böylece genel olarak Saint-Gilloise maçını, bir de kadroyu, Fenerbahçe kadrosunda beklediğimiz kadroda sizlerle paylaşalım. Ve Livakovic kalede, Osay Samuel sağda, Ferdi solda, Çağlar Ciku ikilisi stoperde, önde İsmail, Mert Hakan, Şimanski. Ama Ferdi'nin oynama ihtimali yüksek. Fred'in oynama ihtimali yüksek. Bu üçlü Fred'in oynama durumuna göre değişebilir. Onu söyleyelim ama sağda Cengiz, solda Tadic'in, ön alanda da Batshuayi'nin, Avrupa golcüsü Batshuayi'nin oynayacağını söyleyebiliriz.
Bunu vurgulayalım. Şimdi gelelim diğer haber başlıklarımıza. Çünkü o başlıkları teker teker size okumuştum. Bir de Fenerbahçeli oyuncu çok iddialı demiştik. O iddialı oyuncu da Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'e sorulan soru üzerine gerçekten çok çok iddialı cümleler kullandı. Dedi ki yani benim solumu kapatıyorlar. Çok güçlüyüm, iddialıyım. Bu kez de sağdan geçerim, sorun değil dedi benim için. Hedefimiz Konferans Ligi'nde final oynamak, finale çıkmak dedi. Özgüven açısından güzel ve Cengiz bunları yapabilir mi de yapabilir, onu da söyleyebiliriz. Ama sonuç itibariyle şu anda gerçekten de zorlu bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Maçı bir kenara bırakalım. Ali Koç'un İstanbul Fenerbahçeliler Derneği de yaptığı bir konuşma var. Şöyle bir şey söylüyor Türk futbolu ile ilgili olarak. Her anlamda yerlerdeyiz. Sportif rekabet mi yapıyoruz, çirkinlik rekabeti mi, iletişim savaşı mı diyor. Gerçekten de bütün paydaşları içine alarak bir açıklama yapmış. Bu sözlerinin altına imza atmak lazım. Onu da özellikle söyleyelim. Yani iletişim savaşlarında gerçekten seviye çok yerlere geldi, yerlere düştü, bel altına doğru indi. Onu da vurgulamam gerekiyor. Bir başka önemli nokta yine Aziz Yıldırım'ın sözleri. Yani Aziz Yıldırım biliyorsunuz son nefesimde de Fenerbahçeliyim demişti. Son sözümüz Fenerbahçe diye. Aziz Yıldırım'ın yine ya şöyle söyleyebiliriz, camiayı birleştirici bir açıklaması oldu. Diyor ki yeniden adaylık konusu şu anda söz konusu değil. Bir şekilde hedefimizden şaşmayalım. Hedefimiz şampiyonluk olmalı, seçim değil. Zamanı geldiğinde onu konuşuruz. Eğer aday olacaksam da bunu ilk benden duyarsınız. Başka birilerinden duymanıza gerek yok dedi. Net bir şekilde tavrını ortaya koydu Aziz Yıldırım, bunu da söyleyelim. Bir Jesus'la ilgili bir haber var. Jesus dünya rekoruna koşuyor. 26 maçtır kazanıyor ve 27 maçlık bir rekor var. Ona eğer El Riyad maçını kazanırsa ortak olacak. Onu söyleyelim. Dünyanın en uzun galibiyet serisine ortak olacak. Müthiş bir performans gösteriyor Suudi Arabistan'da El Hilal'de. Tabii şimdi burada çok tartışılan bir teknik direktördü. Şöyle söylüyoruz genelde, deniyor ki işte burada çok eleştirdik ama bu buradaki üçlü savunma inadından orada mesela dörtlüye döndü, hiç vazgeçti. Belki burada da benzer şeyler yapsa farklı şeyler oluşabilecekti ama geçmişte kaldı. Önümüze bakmak lazım, geleceğe bakmak lazım ve hemen şöyle söyleyelim, dedik ki İngiltere'de gündem iki Fenerbahçeli dedik. Şimdi biraz ondan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Fred. Fred'le ilgili bir tartışma var. Ola Gunnar Solskjaer'le Roy Keane. Roy Keane'in bir programına katıldı Solskjaer. Diyor ki Manchester United'da oynarken Fred gerçekten de çok değişik bir oyuncu. 10 üzerinden her maç 7-8 oynar. Bu sözlerin altına katılır mıyım? Katılırım. Görüyorum Fenerbahçe'de her maçta 10 üzerinden 7-8'i oynuyor. 9 oynadığı da oluyor. Ama hiçbir zaman 5-6'ya düşmüyor. Ben buna katılıyorum ama Roy Keane katılmamış. Ben katılmıyorum buna diyor. 7-8 olduğundan emin değilim diyor. Yani birinci konuşulan Fenerbahçeli Fred. İkinci konuşulan isim kim derseniz ondan da bahsedelim. O da Ferdi. Artık İngiliz basınının gündeminde bir numaralı maddede yer alıyor. Hatta başlıklara paraları koymaya başladılar. Fenerbahçe'nin onun transferi için 30 milyon euro istediği söyleniyor. Hatta bu haber Just Arsenal sitesinde de yayınlandı. 30 milyon Fenerbahçe istiyor. Yani artık işte o noktaya geldi ki geçen günlerde size bir takasla da bu işi çözme isteğinin olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bakalım bu gelişmeler bizi nereye götürecek diyelim. İki tane haberimiz daha var ki bunlardan bir tanesi Crystal Palace'la ilgili. Sports Witness'ın haberi bu da. Osay Samuel'le ilgili ara transferde geldiler. Ama oyuncuyu alamadılar. Yerine bir oyuncu aldılar. O oyuncuyla ilgili istediklerini, karşılığını bulamadılar. Şimdi kış transfer döneminden sonra yaz transfer döneminde de Osay Samuel için kapıyı çalacaklar. Crystal Palace takımı ve
kasasından ayırdığı para da 10 milyon euroymuş İngiliz basınına göre. Bunu da sizlerle paylaşalım istedim ve son bir haberimiz daha var ki gerçekten bu da çok dikkat çekici bir haber. Geldiği zaman şu söylenmişti, ya bu oyuncuya bu para verilir mi dendiğinde George Jesus ona kefil olmuş ve göreceksiniz ileride ne kadar önemli ve değerli bir oyuncu olacak demişti. İşte o kim derseniz Jadon Osterwolde'den bahsediyorum. Şimdi İngiltere ve İtalya'dan talipleri çıkmış. Bir anlamda Jesus'un prensi transferinde gözdesi olmuş. Yani Fenerbahçe'ye bu oyuncuyu aldığı zaman eleştirenler bakalım bu rakamları duyunca nasıl karar verecekler. Evet, genel olarak size bilgileri paylaşmaya çalıştım. Sizden beklentim bu videonun altına eğer sonuçla ilgili Saint-Gilloise maçıyla ilgili tahmininizi yazarsanız, yorumunuzu da yazarsanız sevinirim. Belki de maçtan sonra onu sizlerle paylaşmaya çalışırız. Trebolu 42 Çay'ın sunduğu Fenerbahçe gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Spesiyal siyah çay. Mutlaka deneyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.